geldiniz. Merhaba, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videonun konusunda yılbaşı menüsü var. Yani mutfaktayım. Bildiğiniz gibi virüsten dolayı bu yılbaşını evde geçireceğiz hepimiz. Ben de düşündüm ki bu yılbaşında sağlıklı ama lezzetli bir yemek menüsü hazırlayayım. Menümüzde neler var? Fırında tavuk var, bulgurlu ve yeşil mercimekli salatamız var, ıspanaklı ve domatesli pilavımız var. Bir de sağlıklı tatlı olarak brownie yapacağız. O da tamamen unsuz, yağsız ve sağlıklı. Hadi şimdi hemen sırayla yemeklere geçelim. İlk önce tavukla başlıyoruz. Fırında tavuk için gerekli malzemeler: 1 çay bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı biber salçası, karabiber, tuz, pul biber, toz biber ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıyoruz. Daha sonra bu karışımı güzelce tavuğun dışına ve iç tarafına sürüyoruz. Fırın tepsisine önce alüminyum folyo seriyoruz. Üzerine de pişirme kağıdı. Tavuğu pişirme kağıdının üzerine koyup sarıyoruz. Ardından alüminyum folyoyla da sarıp 150 derecede fırına atıyoruz. Yaklaşık 1 saat bu şekilde piştikten sonra fırından çıkarıp alüminyum folyoyu ve pişirme kağıdını açıyoruz. Bu sefer fırını 170 dereceye getirip 1 saat bu şekilde pişiriyoruz. Şimdi sıra pilava geldi. Pilavımız için gereken malzemelerimiz: 1 su bardağı kepekli pirinç kullanacağız. Ben Makro Center'dan almıştım, Moba'nın. Ama Migros'ta da var. Migros'un kendi ürünü de var. Kepekli pirinç lif bakımından çok zengin. Bu yüzden tok tutuyor. Aslında normal beyaz pirinç yerine sürekli bu kepekli pirinçten kullanabilirsiniz. Çeri domateslerim var. Siz şeker domateslerden de kullanabilirsiniz, böyle çok ufak olanlarından. Ama ben domatesin biraz yemeklerde iri olmasını seviyorum. O yüzden kokteyl domates aldım. Ve ıspanağımız var. Ispanağı ben buzluktan çıkardım. İzlediniz mi bilmiyorum ama izlemediyseniz hemen şuradan izleyin. Birkaç önceki videomda derin dondurucuya birlikte koymuştuk bu ıspanakları. O ıspanaklardan biraz çıkardım. Tencereye biraz zeytinyağı döküyoruz. Yıkadığımız kepek sıra geldi bulgurlu ve mercimekli salatamıza. Bulgurlu ve mercimekli salata için yarım su bardağı ince bulguru bir kaba koyarak 1,5 su bardağı sıcak su ekliyoruz ve bulgurun suyu çekmesini bekliyoruz. Bir yandan yarım su bardağı yeşil mercimeği bir tencerede haşlıyoruz. Bir kaba küp küp doğranmış havuç, marul ve ayıklanmış narı koyuyoruz. Sosu için nar ekşisi, tuz, karabiber, çeyrek limonu ve 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağını bir kapta karıştırıyoruz. İnce bulgur ve mercimek de olduktan sonra salata kabımıza ekliyoruz. Tüm malzemeleri bir kaba koydum. Bu kapta karıştıracağım. Hazırladığımız sosu da servis yapacağımız zaman ekleyeceğiz. Evet, tavuğumuzu yaptık, pilavımızı yaptık, salatamızı yaptık ve tabii ki sıra tatlıda. Tatlısız bir yılbaşı akşamı olmaz zaten. Fit brownie için 4 yumurta, 5 yemek kaşığı yulaf unu, 4 adet hurma, 1 yemek kaşığı damla çikolata, 3 yemek kaşığı kakao ve 1 adet muz gerekli. Aslında bunu rondoda yapmak gerek ama benim rondom arızalandığı için mikserle yapacağım mecburen. Yumurtaları kaba koyup çırpıyorum. Daha sonra yulaf ununu, hurmaları, ezilmiş muzu ve kakaoyu ekleyerek çırpmaya devam ediyorum. Bir borcama yağlı kağıt serip karışımı döküyorum. Karışımı dökerken yarısını döktüm ve içine beyaz çikolata eklemek istedim. O yüzden beyaz çikolatalarımı ekliyorum. Dayanamadım. Daha sonra kalan karışımı da döküyoruz ve üzerine damla çikolataları ekliyoruz. 170 derecede 25-30 dakika pişiriyoruz.